Podcast'inden herkese merhabalar. Geçtiğimiz 15 günde Konak'ta öne çıkanlarla karşınızdayız. Çocuk Bilim Merkezi'nin inşaatı başladı. Konak Belediyesi tarafından Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde hizmete açılacak Konak Bilim Merkezi'nin ilk temel harcı atıldı. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, ülkenin kurtuluşu bilimden geçecek. Biz de bilimi seven kuşaklar yetişmesi için burayı yapıyoruz dedi. Felsefe Günleri 9. kez merhaba dedi. Konak Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü işbirliğinde 9.sü gerçekleştirilen İzmir Felsefe Günleri bu yıl pandemi şartları nedeniyle online düzenlendi. 2 gün boyunca canlı yayında özne meselesinin konu alındığı etkinlik sona erse de felsefe tutkunlarının izleyebilmesi için Konak Belediyesi'nin YouTube kanalında erişime açık kalacak. Mübadele Parkı ve Anıtı törenle açıldı. Konak'ta göçmen ailelerin en yoğun yaşadığı Atilla Mahallesi'nde yer alan Mübadele Parkı ve mübadillerin simgeleştirildiği Mübadele Anıtı törenle açıldı. Kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu olan Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Mübadele heykeli ortak anıları ve ortak acıları simgeliyor. Her iki yakının mübadeleden etkilenmiş insanlarına bir saygı duruşu aslında. Bugün işte o insanları, aile büyüklerimizi, anılarımızı saygıyla anıyoruz dedi. Son dönemde Atatürk'e yönelik saldırılara da kayıtsız kalmayan Başkan Batur, "Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir" diye konuştu. Başkan Batur, Marmara'yı saran deniz salyası ile ilgili uyarıda bulundu. Aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Marmara Denizi'nde başlayarak Ege kıyılarına kadar ulaşan ve deniz yaşamını ciddi olarak tehdit eden deniz salyası ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Batur, "Bu tehditle mücadelede herkesin ortak hareket etmesi şart. Küresel iklim sorunuyla ilgili ciddi mücadele başlamalı ülkemizde. Tüm kurumlar, vatandaşlar artık çevrenin değerini bilmek zorunda. Bilmediğimiz için Marmara Denizi ölümün eşiğine geldi. Şimdi temizlemek için hem para hem zaman harcayacağız. Kirletmeseydik bugün bu sorunu konuşmuyorduk" dedi. Başkan Batur gıda çarşısı esnafıyla buluştu. Sorunları ilk ağızdan dinlemek, yerinde tespit etmek ve birlikte çözüm üretmek adına toplumun farklı kesimleriyle buluşmaya devam eden Başkan Batur, bu kez tüm İzmir'e hizmet eden gıda çarşısı esnafıyla buluştu. Gıda çarşısı esnafının sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Başkan Batur, toplantının hemen ardından bölgede incelemelerde bulundu. Göztepe Spor Kulübü 96 yaşında. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Göztepe'nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'le Urla'daki çalışma ofisinde bir araya geldi. Başkan Batur, takımın başkanlığından ayrılacağını açıklayan Sepil'den kararını gözden geçirerek görevine devam etmesi yönünde istekte bulundu. Kıyı Ege'de eğitim seferberliği. Üye belediyelerin personeline yönelik düzenlenen ve değişen kanunlarla mevzuatların anlatıldığı seminerlere aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Konak Belediye Başkanı Abdülbatur da katıldı. Seminerlerin 3. oturumuna online bağlanan ve ilk dersin başında bir konuşma yapan Başkan Batur, uzaktan eğitim için teknik altyapının güçlendirildiğine dikkat çekti. Konak'tan kısa haberleri izlediniz. Belediyemizle ilgili duyuru ve haberlere ulaşmak için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizi takip etmeyi unutmayın.